Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de baraj ve su arıtma tesislerinin toplu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Su konusundaki tehlikelere dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark da görmüyoruz dedi. Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Su konusundaki tehlikelere dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suyu korumakla vatanı korumak arasında bir fark yoktur dedi. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de baraj ve su arıtma tesislerinin toplu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Su ve suyun kullanımının önemine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık tehlikesine vurgu yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımız giderek azalıyor. Su kaynaklarına ziraat, endüstri ve evsel atıkların karışmasıyla birlikte sularımız her geçen gün kirleniyor. Dünya genelinde 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Su kaynaklarının azalması, bizim gibi kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından su stresi çeken bir ülke için çok ciddi riskler içermektedir. Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. İçme suyunda yaşanan kayıp kaçak oranları da gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 il içme suyu eylem planı hazırladı. İllerimizin 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız. İçme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan biri kayıp kaçak oranının yüksekliğidir. Belediyelerimizin %38'ler seviyesinden %25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı su kanunu ile ilgili detayları da paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilowatt saate çıkardık. Depolama yapılarına alternatif olarak 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. Yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Hedeflerimizde daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmalarını önlemek amacıyla mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz.